Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün maalesef çok üzgün bir video ile karşınızdayım. Belki de bu benim son videom. Belki değil, son videom olacak. Yüksek ihtimalle artık kanalıma devam etmeyeceğim. Biltekin ailesine de devam edemeyeceğim. Çok kafam karışık, çok üzgünüm. Anlatacağım size bütün detayları çünkü bir son konuşma yapmak durumundayım. Size karşı da sorumluluklarım var. Yani hani video beklersiniz, merak edersiniz diye. Şimdi şöyle oldu. Cihan ve Esila evi terk ettiler. Ve ben çok üzgünüm. 2 gün önce gittiler. 2 gündür yoklar. Ve bu benim dayanamayacağım bir şey aslında. Ya aslında her şey çok hızlı gelişti. Çok saçma bana kalırsa çok saçma oldu, çok hızlı gelişti. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Ama ben çok hatalar yaptım. Yani onların gitmesine sebep oldum. Şimdi şöyle, sizinle de bunu paylaşacağım tabii ki ama sonrasında da bilmiyorum Esila'nın kanalı ne olur? Esila kanalına devam eder mi, etmez mi? Nasıl bir süreç takip eder? Hiçbir fikrim yok ama benim etmeyeceğim kesin. Zaten Biltekin ailesine de Esila ve Cihan olmadıktan sonra devam etmenin bir manası yok. Şimdi şöyle oldu. Biz 2 gün önce Esila okuldan geldi. Yoğundu zaten, bugünlerde sınavları falan vardı. Bu ara benim farklı bir meşguliyetim var. Beni yoran bir şey. Yani şu an söylemeyeceğim ne olduğunu. Belki Esila ve Cihan'la aramız düzelirse o zaman ona tekrar devam edebilirim ve o zaman size açıklayabilirim. Yani bugünlerde uğraştığım, ilgilendiğim bir şey vardı. Bu ev beni çok yoruyordu. Gece boyu çalışıyorum, sabaha kadar, gündüz çalışıyorum. Yani pek bir şeye tahammülüm kalmamıştı son zamanlarda. Çok yorgun düştüm galiba ve sinirlerim gerçekten çok yıprandı. Yani antidepresan falan kullanıyorum neredeyse bir 2 aydır. Anca onlar kesiyor, sakinleştiriyor yani beni. Bilmiyorum, sinirlerim çok fazla gergin, çok tahammülsüzüm. Yani bana biri bir şey söylediğinde hemen direkt kapışıp kavga etmek istiyorum. Şimdi siz tabii ki gördüğünüz şey bizde, kanallarımızda hayat. Oh oh, ne güzel, ne mutlular, ne kadar muhteşem bir aile. O vitrin, yani o gördüğünüz şey vitrin. Arka tarafında neler oluyor, neler yaşanıyor kimse bilmiyor. Uzun zamandır Esila ve Cihan'la bir anlaşmazlıklarımız oluyordu. Yani benden kaynaklanıyor. Sanırım ben psikolojikman çok yıprandım ve bir şey oldu bana. Bilmiyorum ne oldu ama bazen delirecek gibi hissediyorum kendimi. Nerede kalmıştım ya? Cihan'la ve Esila ile son zamanlarda çok aşırı tartışmalarım oluyor. Hatta geçen gün bir şey oldu. Cihan Esila'ya bir laf söyledi. İşte şuradan kalk, ben oturayım, sen şuraya geçmedin. O da dedi ki işte ben de oturayım dedi oraya. Sen de hep işte beni gözlüyorsun. Nereye otur? Yani böyle bir aralarında tartıştılar, anladın mı? Bana bir anda bir geldiler. Yeter artık dedim ya. Bıktım sizden, tartışmalarınızdan, birbirinize tahammülsüzlüğünüzden. Yani sizinle yaşamaktan dedim artık nefret gelmeye başladı bana. Yani fırsatım olsa da sizle yaşamasam gibi şeyler sarf ettim. Hatta şu odanın kapısını böyle vurdum, çıktım. Kapının çerçevesi falan düştü. Böyle bir öfkeleniyorum. Elimde ne varsa böyle bir fırlatıyorum. Bilgisayarı falan indirdim geçen gün, böyle bir sinirlendim. Böyle fış bir yaptım böyle. Bütün masanın üstünde bilgisayar, klavye falan böyle fırladı gitti yani. Zaten son zamanlarda hiç neşem de yok, keyfim de yok, sinirlerim de çok bozuk. Yine öyle anneme gittik 2 akşam önce. Okuldan geldiyse işte anneannene gideceğiz dedim. Kadın çay demlemiş, çağırdı. Ondan sonra annem de çay mı içtik. Bir muhabbet oldu, tamam mı? Ben işte Esila'nın kapak resmini, videosunu ben yapmıştım. O da dedi ki işte bana, ben dedi bunu beğenmedim dedi. Ben kendi kapak resimlerimi kendim yaparım dedi. Sen dedi yapmana gerek yok dedi benim kanalım için. Ya dedim sen benden iyi mi bileceksin ya bu işleri? Çocuğu bir aşağıladım, bir küçümsedim orada. Sanki
6-7 yıldır Esli de YouTube'un içinde. Kanala zaten YouTube'a girmek onun fikriydi. Kanal açmak onun tecrübesiydi. Onun isteğiydi. Ben çok sonradan dahil oldum. Böyle biz bir ağız dalaşına girdik. Yok sen yaparsın, yapamazsın. Ben yaparım. Sen bana karışma. O işler benden sorulur falan. Ben biraz ukalalık yaptım. İşte bıktım sizden zaten. Ha işte sürekli benimle tartışıyorsunuz. Hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Size bir şey beğendirmek zaten ne kadar da zor. Ondan sonra defolun gidin dedim. İstemiyorum sizi görmek dedim. Annemle babam da tabii çok şok oldular, üzüldüler. Siz karışmayın dedim. Siz onları bilmiyorsunuz falan dedim. Onlar beni çok üzüyorlar, çok yıpratıyorlar dedim. Ben artık onlarla yaşamak istemiyorum dedim. Ondan sonra ne yapsam yaranamıyorum dedim. Yani ağzıma ne gelirse söyledim. Ondan sonra annemle babam tabii şok oldu insanlar. Onların evde yaşanmasına da çok üzüldüm açıkçası. Defolun gidin dedim yani. Annemle babamın evden Esila ile Cihan'ı kovdum. Böyle yaka paça onları dışarı attım. Onlar da eve gelmişler. Eşyalarını toplamışlar. Tabii ben o gece eve gelmedim. Annemde kaldım. Eşyalarını toplamışlar ve gitmişler. Ben ertesi gün tabii yatıştım. Öfkem yatıştı. Annemle babam benimle birazcık konuştu. Sonra ben geldim eve. Hatta annemle babam getirdi beni hani tekrar tartışmayalım diye. Ah, bir baktım evde kimse yok. Ondan sonra telefon ettim Esile'ye, Cihan'a. Açmıyorlar telefonlarını. Tekrar tekrar aradım, açmıyorlar telefonlarını. Ondan sonra abimi arattım. Dedim abi böyle böyle hani biz tartıştık. Bunlar gitmişler dedim bizimkiler. Hani bana ders mi veriyorlar acaba falan diye düşündüm bir an hani bir daha yapmayayım öyle şeyler diye. Sonra abim geldi. Onu arattırdım yani aradı. Bunlar İstanbul'a gitmişler, bir otele yerleşmişler. Dönmeyeceklermiş artık. Dedim Esin'in okulu falan yani hani şu zamanda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz hallederiz falan, biz rapor alırız. Bir hafta 10 gün gitmez. Ev bulacaklarmış, orada yaşayacaklarmış falan. Yani tabii ki bana çok kırıldılar biliyorum. Ama bu noktaya gelmemeliydi diye düşünüyorum. Bu kadar da değil yani. Hani bir insanın evini, barkını terk etmesi bu kadar kolay olmamalı. Bu beni çok üzdü. Hala da çok üzüyor. Yani şu an böyle ilaçlarla ayakta duruyorum diyebilirim. 2 gün önce oldu bu. 2 gündür ben de değilim gerçekten. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tabii ki de bu durumda artık dönerler mi dönmezler mi bilmiyorum. Tabii ki de dönmeleri için elimden geleni yapacağım. Özür de diledim ama onlar kabul etmediler. Bilmiyorum. Açmıyorlar telefonlarını. Açsalar da böyle çok şey yapıyorlar. Ters ters konuşuyorlar. Tanıyamadım. Yani hani tabii ki de insanların psikolojisi bozulabilir. İnsanlar hasta olabilir. Ben de hastalandım galiba son zamanlarda. Ama beni anlamalarını beklerdim. Yani tamam öfkelenmiş olabilirim ama her insan böyle şeyler yaşayabilir. Yani en azından bu kadar sert bir tepki yapmalarını hiç beklemezdim açıkçası. Çok üzgünüm. İkisi için de ayrı ayrı üzülüyorum. Yani umarım her şey düzelir ama çok zor gibi görünüyor. Çünkü Esil artık bebek değil yani çocuk değil. Çocuk ama hani genç kız ya artık. Demek ki benden çok bıkmışlar diye düşünüyorum. Çok üzücü. Yani nasıl toparlanırım, nasıl bir hayat yaşarım bundan sonrasında hiçbir fikrim yok. Bakalım bir arayalım belki biraz yatışmışlardır. Esila? Ne oldu? Ne yapıyorsun yavrum? Niye aradın beni? Çünkü merak ettim ben sizi. Ya anne. Ya diyecek bir şey bulamıyorum. Ama ben çok üzülüyorum Esilecim. Yani bu böyle Bunu hep bunu olmamalı. yapıyorsun. Hep beni kırıyorsun. Sürekli bizi kırıyorsun. Kızım. Ama Annemle mi konuşuyorsun? Annem orada. Kapat şu telefonu. Babanı bir versene. Kapat şu telefonu. Tamam veriyorum. Alo. Niye aradın? Niye mi aradım? Evet, niye aradın? Kapat Sizi şu telefonu. merak Kapat. ettiğim için aradım. Ne merakı ya? Kapat şu telefonu.
Bir dakika, benim Bir biraz... daha arama. Hayır, istemiyoruz. Ay Arama. Cihan, siz deli misiniz ya? Neden bu kadar büyüttünüz bu meseleyi? Ben gerçekten anlayamıyorum ya. Anne büyütmedik. Hep bunu bize Hayır, bir yapıyorsun. dakika Esil, ama insanlar tartışabilir. Yani kavga edebilirler. Yani hemen çekip gitmek nedir? Ben anlamıyorum. Benim hiç mi hatırım yok Ama sizin tamam. üstünüzde? Haklısın ama babam asla seninle görüşmeyeceğini söylüyor ve beni de görüştürmek istemiyor. Bu senin kararın mı yani Esila? Babamın kararı diyorum ya. O Nasıl yapmadı ya bunu. babanın kararı? Sen bugüne kadar hep babanın kararlarıyla mı geldin? Benim hiç mi Annenle hakkım? görüşmeyeceğiz diyor. Neden? Tamam baban, İstemiyormuş. tamam bir Şerefsiz hayata dakika. devam Tamam etmesin. bir dakika, dur ya, baban konuşmasın. Sen neden gittin yavrum? Telefonu aldım. Ondan sonra telefonu ben de el koydum telefona. Tamam da Cihancığım, ama yani bak çok saçmalıyorsunuz siz. Arama bir daha. Bizi arama. Gördünüz mü ne yaptı? Telefonu yüzüme kapattı ya. Ben olsam aynı şekilde davranmazdım. Alo. Esile, Ya. yavrum bir dakika, kapatmasanıza, siz niye böyle yapıyorsunuz? Güzel yavrum benim. Kendi kapadı. Babam kapadı. Ben sizden defalarca, binlerce kez özür diledim. Yine de diliyorum. Ama yani bu böyle olmamalı Esileciğim. Sen akıllı bir çocuksun, anlayışlı bir çocuksun. Sen başkasın yani, hani beni bilirsin Cihan'ım yani, ya. ben bir şey Ben yaparken, zaten onda öfkelendim. kötü niyetle yapmam yani. O an ben şey oldum yani, ben nasıl diyeyim, şeyimi kaybettim ya, şuurumu kaybettim yani, öfkeme Ve hep çok öfkelisin. Sürekli yenildim. Tamam, ama böylesin. ilaç kullanıyorum, bunun için tedavi oluyorum, bu düzelecek bir şey yani. Siz de bu zamanda beni yalnız bırakırsanız ben çok daha kötü olurum Bak ama. tamam ben yazdırmak istemem fakat babam bile buna Ama zorluyor. bunu konuşabiliriz, bir araya gelebiliriz yavrum. Yani siz Diyorum neden ama beni kabul bırakıp etmiyor. gittiniz? Ne bak. Tamam, Kabul baban etmeyecek gelmesin o ki. zaman. Onun öfkesi sonra geçecektir mutlaka. O zaman sen gel yavrum, dedene söyleyeyim. Neredeyse gelip alsın seni. Olur mu? İster Anne yok. misin? İsterim fakat babam izin vermiyor. Bir Nasıl? daha arama bizi. Arama. Tamam mı? Arama bizi. Nasıl aramayacağım Cihan? Sen deli misin be? Bak gene sinirlerim tepeme çıkmaya başladı. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Yok ben ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Herhalde karakola falan gideceğim yani. Çocuğu zorla alıkoyuyor diye. Çocuk gelmek istiyor çünkü. Duydunuz değil mi? Ya Cihan'ın şu yaptıklarına gerçekten inanamıyorum ya. Yani hiç mi hatırımı yokmuş benim? Hiç mi tolerans yokmuş yani? Hani bir insanın bir şey olur ya, bir toleransı olur yani, bir nasıl derler ona ya, bir limiti olur, bir sınırı olur o insanda yani. Benim demek ki hiç onlarda hatırım yokmuş, bir sinirlenmeye, bir şeye böyle olunabiliyormuş. Yazık, çok yazık. Annemle babam gelecek şimdi birazdan, konuşacağız bakalım. Herhalde karakola şikayet falan edeceğim yani, Esire'yi zorla alıkoyamaz. Yani ben Esire'nin yüzüne gelip kendi isteğiyle kalacaksak, ben kendi isteğimle kalacağım derse kalabilir. Yoksa benimle gelmek isterse de gelecek. Şimdi annemle babam gelecek, konuşacağız. Tekrar devam edeceğim. Annemler geldi, kapıyı açalım beraber. Geldim. Bir Nisa. Oldu mu sizlere? Ama nasıl oldu? Ama sen Şu çok iyi an oynadın. ekran karşısında şey yapıyorlar. Nasıl Bir yani? Nasıl Nisa, yani? bu Ne ne oldu Nisa? şimdi? Bir Ne oldu Nisa. şimdi? Şaka bu. Bir dakika, bir dakika. Ya Şuradan şimdi kendimi şöyle. göstermek istiyorum. Hep böyle birbirimize şaka yapıyoruz. Bir Bu dakika dur. sefer de Evet. Cihan izleyenlere gel. şaka yapalım Bir dedik. dakika dur ya. Bir dakika dur. Kamerayı çevireceğim. Bir saniye. Arkadaşlar çok çok üzgünüm. Çok özür dilerim ama sizi şakalamak istedik. Biliyorsunuz 1 Nisanlarda, şöyle geçebilir miyim? 1 Nisanlarda hep bize yazılır ve öncesinde şaka yapın, şaka yapın, şaka yapın, birbirinize şunu yapın, birbirinize bunu yapın. Ama ben bu yıl sizi şakalamak istedim. Size şaka Evet. yapmak istedim. Çünkü böyle birbirimizi çok yıpratıcı şakalardan pek hoşlanmıyorum ben. Ama böyle psikolojik, böyle öyle mi olmuş falan şakaları çok daha hoşuma gidiyor. İnandığınızı düşünüyorum. Ve lütfen bana kızmayın. Sizi çok seviyorum. Bunu biliyorsunuz ama bu yıl da siz şakalarını istedim ve anlattığım her şey senaryoydu, hiç öyle bir şey yok.
Biz çok çok mutlu bir aileyiz. Evet. Kamera önünde neysek arkasında da öyleyiz. Yani o senaryoyu yazana kadar da kendimi o kadar zordum ki önüme soğan falan koydum. Geçsene sonra da. Soğan koydum böyle hani gözlerim yaşarsın böyle mutsuzlaşayım diye. Çünkü gerçekten hayatımda mutsuz olunacak hiçbir şey yok. Şimdi öyle psikolojik tedavi falan da görmüyorum. Ki görebilirim insanlık hali. Alt tarafa kameranın altına böyle soğan koydum. Hani belki olur ya ağlamaya falan çalışırım gözlerim yaşarsın diye. Oyunculuğum bu kadardı yani. Bence iyiydi. Bence deydim. Bence de çok iyi. Sizin de iyiydi telefon evet, konuşmalarınız. Evet, ben telefon konuşmalarında gülmemek için zor durdum. Vallahi bence de. Beğendiyseniz like'ınızı alırım. Güzel, tatlı, değişik bir şaka ne olduğunu kadar düşünüyorum. 1 Nisan şakası böyle oldu. Siz şakalandınız. Sizi seviyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Kanallarımızı kapatmıyoruz bu arada. Hepsi şakaydı. Herhalde kapatmıyoruz. Bye bye. Bye bye.